Bu sorunun cevabı sizce nedir? Kanal Türk'te bir program yapılmış. Türkiye'de terör neden tırmanıyor adında. Bu Ha. sorunun cevabı sizce nedir diyor. Çok bilenler var, onlara sorsunlar bazı. Çıkıyor o Kanal Türkiye. Habertürk, Habertürk, evet evet. Habertürk. İnşallah. Fatih Altaylı'ya sorsunlar. O iyi bilir. Başka kişiler var Evet, oralarda evet. herhalde. Ama bana göre çok açık. Anarşi niye çıkıyor, niye terör, niye tırmanıyor? Bir hareket olduğunda mutlaka onun bir dini, felsefi kökeni vardır. Herhangi bir şey olduğunda. Biz buraya, ben niye geliyorum? Müslüman olduğum için geliyorum. Ya bir inancım var, onun için geliyorum. Yani durduk yere gelir miyim ya? Yani hiçbir inancım, hiçbir hedefim olmasa niye geleyim burada konuşayım? Değil mi? Bu çok Tabii ciddi bir ki. masraf, emek ve vakit ayırmanın değil mi? Oluyor Evet, bu sanırım. hizmet. Şimdi terör de çok zor bir şey. Yani büyük riske giriyor adam. Ölüm tehlikesi var. Hapsedilme tehlikesi var. Çoğu da müebbet hapis alan. Ağır cezalar oluyor. Şimdi adam buna niye giriyor biliyor musunuz? Eğitimden dolayı giriyor. Darwinist ve materyalist eğitimden dolayı giriyor. Çünkü Darwinizm bir dindir. Materyalizm bir dindir. Darwinist, materyalist düşüncene yetişen bir insan Marksist düşünceyi savunmanın dışında başka bir yola giremez. Yani diyalektik felsefeyi savunan bir adam otomatik Marksist olur. Yani oradaki ilmi açıdan, kendi mantığına göre ilmi açıdan ikinci bir yolu yoktur. Ya faşist olacaktır ya Marksist olacaktır. Ama faşizmi o kadar çok tercih etmiyorlar. Nadirdir faşizmi tercih edenler. Genellikle Marksizmi tercih ediyorlar. Marksist olanın da Leninist olmanın dışında bir yolu yoktur. Yani pratisyenidir Lenin. Yani Marksizmin pratik uygulayıcısıdır. Lenin ne diyor? Marksizmin uygulanması için, Leninizmin uygulanması için tek yol vardır diyor. Bir tane yol. Terör diyor. Şiddet. Devrimci şiddet diyor. Yani komünist şiddet. Terör olmadan komünizmin dünyaya yayılması mümkün değildir diyor. Şiddet olmadan yayılması mümkün değildir diyor. Yani polisi, jandarmayı öldürmedikten sonra, karakolları bombalamadıktan sonra, bankaları basıp yağmalamadıktan sonra, zenginlerin evine girip onları katledip paralarına el koymadıktan sonra proletarya diktatörlüğünü asla oluşturamazsınız diyor adam. Proletarya diktatörlüğünün tek yolu, komünizmin gelişmesinin tek yolu, Marksist bir hareketin, komünist bir hareketin gelişmesinin tek yolu terördür diyor. Aksini yaparsanız diyor, Marksist-Leninist çizgiden sapmış olursunuz diyor. Yani başka bir şey olmuş olursunuz Evet. diyor. Onun için de tabii bu ortodoks mantıktan yaklaşıyorlar. Sıkı sıkıya komünizme, klasik komünizme sarılıyorlar. Mesela APO'ya bakıyoruz, PKK hareketine bakıyoruz. Marksist, Leninist, Stalinist çizgileri. Stalin, Lenin'den Etkilenmiş. esinlenmiş. Leninizmi daha güçlü, Onun daha şiddetli çırağı uygulayan, zaten. efendim? Çırağı zaten. Tabii, onu daha güçlü, daha şiddetli uygulayan bir adamdır. Ne yaptı Stalin de? 30 milyon insanı katletti adam. Lenin'in emrine uydu. Marksizmin felsefesine uydu ve katletti. Saddam ne yaptı? Bakın Saddam'ın resimlerine bakın. Kıyafetlerine bakın. Stalin'in aynısıdır. Çok aşağılık ve karaktersiz bir insandı. Kendince ona böyle özeniyor. Ama tipine de özeniyor. Yani bu çok aşağılayıcılar var. Bazen artistlere benzemeye çalışan çoluk çocuk vardır. Onları tenzih ederim. Yani çocuksudur kafası. Bu da ona benzemiyor. Onun gibi pozlar vermiş. Artistik pozlar. Aynı kıyafeti giymiş. Aynı askeri üniformayı giymiş. Saç modeli aynı. Bıyık modeli aynı. Ama baktı ondan benzemek olmuyor. Ya adam kitle katliamı yapmış Stalin. Ben de yapayım dedi. Gitti masum Kürtleri, Kürt kardeşlerimizi kitle halinde imha etti. O kimyasal Ali'yi bilmem neyi devreye sokarak. Adam yine ferahlamadı. Baktı olacak gibi değil, İran'a saldırdı. Adamın ateşi düşmüyor, kudurmuş yani. O da olmuyor, yine ferahlamadı, gitti Küveyt'e saldırdı. Yani kan akıyor adamın gözünden, ağzından. Komünist eğitimden, Marksist, Leninist, Stalinist eğitimden geçti mi bir adam, olacağı budur. Yani niye oluyor, niye oluyor ya? Bunun neyini soruyorsunuz? Yani eğitimden geçiyor adam.
Marksist, Leninist, Stalinist, terörist olarak yetişiyor ve bunun gereğini yapıyor. Adam bu kadar açık, başka bir karışık bir şey yok. Ya terörün çözümünü ben size söyleyeyim mi diyor. Bu çocuklar evlenmiyor, ondan oluyor diyor. Bir tanesi çıkıyor. Yani o kadar kızdırıcı ki bu adamların böyle bir uslubu. Öbürü diyor, yavrum diyor, inin diyor, anneniz sizi bekliyor. Sıcak çorba için evinizde diyor. Size diyor, evlendirelim, karı bulalım, evlendirelim. Çoluk çocuğu yuva kurun diyor. Rahat edin, ne işiniz var sizin dağda diyor. Ya kardeşim, adam karı kız bulamadığı için, evlenemediği için mi dağa çıkıyor adam? Ya şu mantık mı ya? Çorba içemedi, anasının çorbasını içemediğim için mi dağa çıkıyor bunlar? Leninist eğitimden geçtiği için adam din, iman etmiş ya, adam ölümü göze alıyor. Yani bir adam canlı bomba oluyor, bak bombayı sarıyor. Evet, canlı. Leninizm için diyor, feda olayım ben diyor adam. Yani iman etmiş, din haline gelmiş. Ve şehit oluyor diyor adam zaten. Leniniz şehit, Marksist, Leniniz, yani komünist şehit oluyor diyor. Evet. Bir de onu çıkarttılar. Nasıl şehit oluyorsa. Yani yok olduğu kanaatinde öldükten sonra, fakat şehit olduğu kanaatinde. Bunun altında tamamen eğitimsizlik yatıyor, evet, ve canım, ekonomik güçsüzlük. Yani insanlar o şekilde kandırıldığını düşünüyorum ben. Ya kardeşim, PKK'nın ekonomik gücü Türkiye'nin milli gelirin toplamından daha da yüksek. Yani öyle bir derdi yok PKK'nın. Öyle yetiştiriyor. Tabii. Türkiye'nin toplam milli gelirinden daha da yüksek PKK'nın. Zibil gibi para var. Dağdaki adamlar falan can gelip yatıyor. Binlerce terörist. Anda adamlar tefli darbukalı, yiyecek diyecek çok kapsamlı ihtiyaçlarını karşılayıp onları yaşatıyor ve dünya çapında örgütlenmedir PKK. Evet. Kanada'da da var, Amerika'da da var, Rusya'da da var, Çin'de de var. Her yerde var PKK'nın yerleri. Mesela Yunanistan'da kampları var. Çok kapsamlı. Oradaki aydınlanma, yeme, içme, bütün masrafları bunlar karşılıyorlar. İsviçre, Danimarka, Norveç falan hepsi para yardımıyor. Devlet resmi yardım yapıyor PKK'ya. Birçok şey, yani örtülü ödenekten, devletin örtülü ödeneğinden yardım yapıyorlar. Ve devletlerin, derin devletleri bunları destekliyor. Yani istihbarat örgütleri, kendi istihbarat örgütleri destekliyor. Zaten beraber çekilmiş resimler var, fotoğraflar çektiriyorlar. Adamlar ne kadar mesela Mehmetçik şehit edeceklerin bir takvimini yapıyorlar. Sakin sakin mesela haftada diyor 4 tane iyi diyor da mesela 3 kişi öldürelim diyor, şehit edelim diyor. Adamlar muntazam bunu yapıyorlar. Yıllardan beri hiç kesintisiz devam eder. Mesela biraz üstüne gidildiğinde, PKK'nın üstüne gidildiğinde hemen daha şiddetli kan dökmeye başlıyor dikkat ederseniz. Hı hı. Yani çok rahat onların kontrolünde oluyor böyle bir şey. Parayla adamların derdi yok, parayla olsa adam gider. Zaten bak kendini feda ediyor adam, ölümü gözüne. Gider mafyada çalışır adam öyle bir derdi olsa. Yani sırf kan dökmenin derdi olsa mafyada çok daha yüksek para kazanır o. Evet. Değil mi? Yani soygundan çok daha fazla para kazanır. Böyle bir derdi yok adam. Adamın derdi Marksist, Leninist, Stalinist bir devlet kurmak, Kürdistan devleti kurmak bölgede. Komünist bir devlet kurmak. Bu kadar, bak karmaşık bir şey yok. İran'ı da içine alan, Türkiye'yi de içine alan, Irak, Suriye, her bütün ülkede sarkıyor, evet, harita. Yani büyük bir devlet aslında kastettikleri. Çok büyük bir toprak. Bu bölgenin tamamı bizim olacak diyor. Ha, siz vermezseniz biz almayı biliriz diyorlar adamlar. Zaten komünist terörde yani kan döküldükçe komünizm daha güçlenir. Yani mesela bir komünist oğlunu mesela dağa gönderdiyse, eğitime gönderdiyse, onun mesela kardeşi de ondan etkileniyor. Yani kitlevi olarak etkileniyorlar. Yani hayatımızı adadık diyorlar biz ailece. Ve etkileniyorlar. Ve kahvanelerde eğitim var Güneydoğu'da, evlerde eğitim var. Hep evlerde hücre eğitimleri var. Mesela Mardin'de, Siirt'te var, her yerde var. Selam diyor mesela, sanki Müslüman selam vererek. Hatta dindarları da kullanıyorlar gerekirse. Böyle yani siz de rahat namaz kılacaksınız diyor PKK iktidarı da. Ulan zaten dine, aileye karşı PKK, o Leninizm yani. Evet. Değil mi? Din, aile şey, ve ahlakı mutlaka ortadan kaldırılması gereken kurumlar olarak görüyor adamlar. Yani nasıl desteklesin bunlara? Olacak iş mi? Tabii ki geçiş aşamasında komünistler böyle diyecektir. Yani her yerde yaparlar bunu. Dünyanın her yerinde yapıyorlar. Yani geçici olarak iktidara gelinceye kadar derler. Mesela hatta bazı komünistler de biz geldiğimizde işte size şu özgürlüğü vereceğiz, bu özgürlüğü vereceğiz. İstediğiniz gibi vadeceksiniz.
Bak mevcut şartlarda hiç rahat etmiyorsunuz. Biz iktidara gelin, tam anlamıyla özgürsünüz derler dindarlara. Onların oyunu ve desteğini almak için. Yani komünistlerin taktiğidir bu. İktidara geldi miydi de perişan eder. Ezebildiği kadar ezer. Yani gücü topladıktan sonra. Onun için kaynağı nedir diye sormak yani biraz kızdırıcı. Yani çok kızdırıcı. Ekonomik bağlantı kurmak da çok acayip. Yani diyor ki Güneydoğu'ya iyi yatırım yapsak, üniversiteleri kursak, orada eğlence yerleri, oteller yapılsa, fabrika, hiçbir şey olmaz diyor. Yani çok çok daha iyi faaliyet yapar adam. Çok çok daha iyi faaliyet yapar. Yollar yaparsın, adamın ulaşımı kolaylaşır. Fabrika yaparsın, fabrikadaki işleri organize eder. Daha iyi bir komünist yapılanmaya gider. Okul açarsın, okula gider, komünist propaganda yapar. Öğretmenleri de baskı altına alacaktır. Mecbur edecektir PKK'nın yolunda hareket ettirtmeye. Yani bunların hiçbir para götürürsün, mesela yiyecek götürürsün, onu alır PKK'ya götürürler olduğu gibi. Bunları yapmayalım mı? Tabii ki yapacağız. Yani PKK'ya gideceklerini yapmayacağız diye bir şey yok. Ama karşı eğitim. Yani anti-darvinist, anti-komünist, anti-stalinist eğitim gerekiyor. Ya diyorlar komünizm mi var diyorlar. Tamam o zaman. Bu bela üstünüzden kalkmaz o zaman. Ya nasıl görmesin partinin programı komünist propagandaya dayalı, komünist yöntemlere dayalı bir sistem. Adamlara söylüyor bizim partimiz komünist partisi diyorlar. Evet. Ve bütün parti düzüğünde komünizmin bütün kuralları açıklanıyor, izah ediliyor. Gece gündüz hep de komünist propaganda yapıyorlar. Şimdi komünizme el atacak ama adam kendi de solcu. Şimdi kendini inkar edecek ondan mücadele ederse. Bazı siyasilerin bu komünist propagandaya karşı anti-komünist propaganda yapmamasının nedenlerinden bir tanesi budur. Bir kısmı anlayamadığı için yapmıyor. Bir kısmı kendince gerek görmüyor. Ama mesela komünist olan bazı siyasiler aman aman diyorlar yani olur mu biz kendimizi inkar etmiş oluruz o zaman diyor. Adamlar elleyemeyiz bu konuda diyor. Hatta onlar diyorlar biz sizde birçok konu ittifak halindeyiz diyorlar. Ya siz ne yapıyorsunuz diyorlar. Yani ne ararsan var bizde diyor. Biz de sizin gibi birçok şeye karşıyız diyor. Biz de birçok şey gibi siz desteklediğinizi destekliyoruz diyor. Aynı fikirdeyiz diyor. Hakikaten de aynı fikirdeler. Bir kısmı. Dolayısıyla oynanan oyun arkasında materyalist eğitim yatıyor. Başka bir şey yok. Yani buna karşı işte bizim en etkin faaliyet yapan kişi olarak bizlerin faaliyeti var. Bu da tabii kapsamı tam doyurucu olmuyor. Elimizdeki imkanlar dar olduğu için. Belirli bir düzeyde. Mesela Habertürk'te de defalarca çıktı. Bak hepsini ezdiler Darwinistler. Anti-Darwinist kişileri çıkarttılar. Hocaları çıkarttılar. Hepsini ezdi adamlar. Biz çıktık. Darma keşen oldular. Her seferinde. Zaten dedim bak ben iki kişi göndereceğim dedim. Geçen günler. Ben bol bol yeter dedim yani. Maşallah. Hakikaten böyle Kayseri pestili gibi ezdiler. O konuda bitti. Ama işte Güneydoğu'da da anti-komünist propagandada bize görev verilmesi gerekiyor. Yoksa ya adım 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 ilerliyorlar. Köylerde, kasabalarda her yerde eğitim var. Mesela geçenlerde bir dindar kardeşimiz geldi. Ya dedi biz zamanında orada toplanırdık işte. Camiler de dolardı dedi. İnsanlar çok dindardı şöyle böyle. Ama komünist propagandada şu an insan bulamıyoruz dedi. Yani acayip bir propaganda var dedi. Yani komünist propaganda var. Siz bize yardımcı olabilir misiniz dedi. Tamam olalım. İnşallah. Ne yapabiliriz? Hadi 1000 tane kitap gönderdik diyelim. 1000 kitaptan olur mu? Değil mi? Radyoların, televizyonların kontrolümüzde olması lazım. Yani oralarda bize imkan tanınması lazım. Şeş TV'ye bakıyorum. Lorke aşağı, Lorke yukarı, davulundan zurnayla halay çekiyorlar Şeş TV'de. Halayla, davulundan zurnayla anti-komünist propaganda olmaz. Yani hiçbir şekilde etkilenmezler ondan. Olmayacağı belli. Onun için sabırla uyarıyoruz, hatırlatıyoruz, rica ediyoruz. Yani anti-komünist, anti-materyalist, anti-darvinist propagandayı ya bize bıraksınlar yahut devlet yapsın. Yani ikisinden birisi, başka türlü olmaz.